Muhterem kardeşler, bugün sizlere kendimden değil de inşallah bizzat Gavs'ımızın sohbetlerinden nakletmeye çalışacağım. Çünkü onların sohbetleri her zaman insanın manevi hayatında, kalbi hayatında büyük izler bırakır. Ve bizim bu sohbetlere de çok ihtiyacımız var. Özellikle iman hayatı noktasında imanımızı muhafaza edebilmenin yolları nelerdir ve zikirle ilgili hususlar nelerdir, bunları inşallah anlatmaya çalışacağım. Şimdi Gavs Hazretleri bir sohbetinde buyuruyor ki Kadısallahu Sırali'ye, Allah dostları mürşid-i kamiller gassaldir, yıkayıcıdır yani. Tövbe edenleri kusul suyuyla yıkayıp velayet suyu yani nur-i ilahi ile ilahi nur ile temizler. Bir insan tövbe edip adabını yapınca o günün sabahında Allah-u Teala o insana 7 göbek aşağıya 7 göbek yukarıya şefaat hakkı verir. Önce tövbe etmenin kıymetini bilelim kardeşler. Tövbe çok mühimdir yani. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor. Ettaibi minen zemmi kemmen la zembele. Günahlarından tövbe eden bir kimse hiç günah işlememiş gibi olur buyuruyor. Allah-u Teala Hazretleri de bir ayet-i kerimede İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen sârihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyâtihim hasenât. Ancak sağlam bir şekilde iman edenler, yani Allah'ın helal bildirdiğini helal, haram bildirdiğinde haram olarak iman edenler, sonra tövbe edenler ve tövbeden sonra da salih amel işleyenler, yani Allah'ın razı olacağı amelleri yapan kimseler, işte diyor biz onların günahlarını sevaba çeviririz. Bakın. Günahlarını affederiz buyurmuyor. Günahlarını sevaba çeviririz. Bu nasuh tövbesi olduğu zaman Gavs Hazretleri buyuruyor ki bir insan bir mürşidi kamilin elinden tutup da o mürşidin telkiniyle tövbe ettiği zaman, mürşid de onun için tövbe ettiği zaman, ki o da sizin için tövbe ediyor, öyle bir insan hale gelir ki önce insaniyet makamına çıkar. Eğer insaniyet makamından düşmüşse, ki tövbe etmeden önce insaniyet makamını yakalayan insanlar çok azdır. Hemen hemen yok gibidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen Ülâike kel-en'âmi belhum edal tukatı var. Yani Eferayte men ittehaze ilâhehu hevâhu. Habibim, o arzularını ilah edinenleri gördün mü buyuruyor. Arzularını ilah edinenler hayvan gibidirler buyuruyor ayet-i kerimede. Daha da aşağıdırlar buyuruyor. Şimdi dolayısıyla insan tövbe ettiği zaman kardeşler önce insaniyet makamına çıkıyor. Manen insan oluyor. Manen insan oluyor. İmam Gazali Hazretleri bunu çok böyle kıvrım kıvrım ifadeleriyle anlatıyor. Çok enfes bir şekilde anlatıyor. Diyor ki bir insanda eğer şehvet kuvveti galebe ettiyse o insanın manevi sireti farklıdır diyor yani. Hayvani suretlerden bir tanesi. İsmini almak istemiyorum o hayvanın burada. Eğer gazap kuvveti galebe ettiyse onun manevi şekli yine farklıdır diyor. Yani her bir günahın berzah aleminde bir fotoğrafı var kardeşler. Berzah aleminde bir fotoğrafı var ve insan o şekle girer. Dolayısıyla tövbeyle insan her şeyden önce manen insan haline gelir. Hususan mürşid-i kamilin elinden tutup yaptığı tövbeyle. Çünkü o da sizin için istiğfar ediyor. Düşünün ki Allah-u Teala Hazretlerinin belki günde 360 defa kalbine nazar ettiği bir zat sizin için istiğfar ediyor. Ve nazar ediyor. Nazar deyip geçmeyin. Bir nazar, bir bakış. Bu bakışla devri saadette o insanlar sahabe makamına çıktılar. İman eden müminler
bir bakışla sahabe makamına çıktılar ki bu öyle bir makam ki daha sonra gelen hiçbir veli oraya yetişemiyor. Ve evliyaullah hak dostu o nazarla önce o insanın manevi halini, siretini değiştiriyor. Bir suret var, bir de siret var. İç alemini değiştiriyor. Sonunda öyle bir hale geliyor ki eğer o anda o kişinin keşfi açılmış olsaydı aslında normal halde ilk defa tövbe eden bir kimsenin keşfi açılıyor. Saadatlar özel bir surette manen tasarrufatıyla kapatmamış olsalar keşfi açılıyor. Ne şekle geliyor? Kabirdeki ölüleri görecek hale geliyor. Ama eğer saadatlar onu kapatmasa bu saadatların sohbeti adam diyecek ki ben evliya oldum tamam da artık benim buralara uğramam gerek kalmadı diyecek. Bir daha da uğramayacak. Halbuki ondan sonra tepe taklak gidecek. Onun için saadatları kapatıyor ve böyle bir insan tövbe eden bir insan o tövbeyle birlikte tövbenin sabahında 7 göbek aşağıya 7 göbek yukarıya gelmişlerine ve geçmişlerine şefaat edecek hakka sahip oluyor. Böyle bir manevi keyfiyet elde ediyor. Onun için tövbeyi dikkate almak lazım yani. İhtiyaç duyunca tövbeye koşmak lazım. Evet. Şimdi gelelim insanın şöyle bir anatomisine, manevi anatomisine. Gavs Hazretleri buyuruyor ki kalp iki kısımdır. Kalbi hayvani ve kalbi insani. İnsani kalp, hayvani kalp. Kalbi hayvani bir et parçasıdır. Hani yürek diyoruz biz ona daha çok. Yürek. Et bildiğimiz yani kanı pompalayan o cihaz. Sol göğsün dört parmak altında. Şimdi kalbi insani ise tabii bu yürek sadece insanda değil hayvanlarda da bulunur. Onun için ona hayvani kalp demişler. Yani bu konuda müşterektir. İnsanlar ve hayvanlarda yürek vardır. Bir de insani kalp vardır. İnsani kalp nedir? İmanın mahalli olan kalp. Hani iman nedir? Dil ile ikrar, kalple tasdiktir diyoruz değil mi? Ha işte o kalp. Elle tutulmayan, gözle görülmeyen ama tesirleriyle hissedilen. Tıpkı şu şeyin içerisindeki, ampulün içerisindeki elektrik gibi, ışık gibi tesirleriyle anladığımız manevi bir cihaz. Bir latife-i Rabbaniye, Rabbani bir latife. Manevi bir şey. Şimdi diyor ki Gavs Hazretleri, kalbi insani o et parçasının içinde bir nurdur. Yüreğin içerisinde manevi bir nurdur. Günahlardan dolayı o nur arş-ı alada 9000 yıllık mesafedeki bir ağaca kadar gider yapışır diyor. Kalpte kardeşler iki şeyden bir tanesi bulunur mutlaka. Ya nur ya zulmet. Birisinden birisi galebe eder. Zulmet galebe ederse nur orada durmaz. Kalbin nuru oradan kaçar. Ve arş-ı alada diyor bir ağaç vardır. Bunu ehli keşif bir zat söylüyor. Zamanın gavsı söylüyor. Gider oraya yapışır diyor. Ancak kalp zikrullahla temizlendikten sonra yerine döner. Allah'ın zikriyle o kalp o zulmeti giderdikten sonra o karanlığı giderdikten sonra kalp cilalanıp aydınlandıktan sonra tekrar yerine döner. Yani o zaman normal insan haline gelmiş olur o insan. Yani ona artık kalp yerine dönerse insan denilebilir. Denilmesi caiz olur yani. Evet. Virt nurdur, ışıktır. Aynen taksinin farı gibidir. Taksinin her şeyi olsa fakat farı olmasa yol gidemez. Kısa zamanda tepe taklak olur. Virt, zikir kalbin kirini, pasını temizler. İnsan günah işlemeye başlayınca kalp yara alır. Bu durum odanın içinde yanan bir sobaya benzer. Bu Gavs'ımızın örneği, misali. Odanın içinde yanan bir sobaya benzer. Soba devamlı yana yana boruların içi kurum bağlar. Yani
kömür sobalarını hatırlarsınız. Boruların içerisi öyle bir olur. Zaman zaman biz onu eskiden silkelerdik, böyle şey yapardık yani. Yoksa duman içeriye basıyor yani, gitmiyor artık. Ondan sonra temizlenmezse zamanla boruları tıkar, dumanı geri teper. Odanın içindekileri zehirler ve öldürür. Aynen bunun gibi zikir de kalbin kurumunu, isini temizler. Zikir çekilmezse kalbe Allah'ın nuru gelmez. Ya ne gelir? Şeytanın vesvesesi gelir. Ve Allah'ı unutturuncaya kadar vesvese devam eder. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Sadakallahu l-azim. Şu kimseler gibi olmayın ki Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendilerini unutturdu. İşte onlar fasıkların ta kendileridir, buyuruyor. Fasık damgasını yer. Kalp kararırsa kardeşler, insan bir fasık haline dönüşür. Büyük günah işlemekten çekilmeyen, her türlü haramı yapabilecek, rahatlıkla yapabilecek duruma gelen bir varlığa dönüşür. Ve onunla da artık, ondan sonra Allah muhafaza buyursun, fasık olur. Mümin başka bir şeydir yani. Mümin başka bir şeydir. Evet, sonunda misaldeki boru gibi tıkanıp insanı manen zehirleyerek öldürür. Ölünce ne olur kalp? Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Hatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerine mühür vurdu. Ve ala sem'ihim. Kulaklarına da mühür vurdu. Ve ala ebsarihim. Gözlerine de mühür vurdu. Artık onlar hakikati göremezler. İşi bitmiştir onlar. Allah mühür vurduğu için böyle bu hale gelmedi insan. Ya insan kendisini bu hale geldiği için, kalbinin artık kabiliyeti kalmadığı için hakkın tecellisine Allah'u kalbi mühürledi ve kenara posasını attı. Evet. Onun için diyor Gavs Hazretleri, virdinize dikkat edin. Virtsiz insan neuzübillah imansız gidebilir. Çok dikkatinizi çekerim kardeşler. Virtsiz insan, kalbinde zikir olmayan insanın imansız gitme tehlikesi vardır. Niye? Çünkü kalp kararıyor. Yani kalbe nur olmazsa bir şey mutlaka oluyor, zulmet oluyor. Ya nur olacak ya zulmet olacak. Hocam bu ayet-i kerime nasıl bir isimler? Yuhricuhum minel zulümati ilen nur. Allahu vellezine aminu yuhricuhum minel zulümati ilen nur. Evet. Vellezine evliyahum tağut yuhricuhum minel nur ile zulümati. Ya Allah-u Teala Hazretleri nurdan zulmete çıkarıyor, zulmetten de nura çıkarıyor. İman edenlerin dostudur diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bunların arasında intikal var. Gavsımızdan duydum diyor Gavs Hazretleri, Seyyid Abdülbaki Hazretleri kadar sallallahu aleyhi ve sellem diye. Gavs-ı Azam Seyyid Abdülhakim Hazretlerinden duydum diyor. Beş vakit namazı kılıp da imansız ölen çok diyor. Allah'a sığınırız. Çünkü yani insan son nefeste iman taklitte kalırsa, tahkike ulaşmazsa son nefeste imansız gitme tehlikesi vardır. Yine Gavs'ımız buyurdu Kadesullah Sırali'ye, nefsin 40 tane ayağı, 2 tane başı var. Nefs de manevi bir şey. Böyle maddi değil. 40 tane ayağı, 2 tane de başı var nefsin. Başının birisi iki kaşın arasında, diğeri de göbektedir buyuruyor. Hani ahtapotu gördünüz mü kurban? Şeyde en azından televizyonda falan bilirsiniz. Göbekte. Böyle yani göbekte bir başı var. Hatta iki tane başı olan ben böyle bir film seyrettiğimi hatırlıyorum yani. Ondan sonra böyle bir sürü dallı budaklı ayakları var. 40 tane ayağı bütün vücudumuzu sarmış. Kıskaç içerisinde insanı böyle sarmış. Özellikle kalp o ahtapotun avuçlarının içerisinde esir. Esaret vaziyetinde. Hür değil.
Kalp esaret içerisinde. Ondan sonra zikir çektikçe nefsin ayakları yanar. Yandıkça yavaş yavaş etin içinden ayaklarını çeker. Bu çekme anında kiminin sırtında, kiminin boynunda ağrı ve sancılar olur. Hani Sofi geliyor, bir çekmeye başlıyor mesela. Bir müddet sonra geliyor, diyor kurban benim kalbimde çok ağrı var. Ondan sonra hasta bilemiyor, şeye gidiyor, hastaneye gidiyor, muayene oluyor falan. Bir şey çıkmıyor tabii. Veya işte diyor ki benim sırtımın tam kalbin arka kısmında ağrı var diyor. Veya karıncalanma var diyor. Ondan sonra ben hasta olduğumu zannediyor. Halbuki öyle değil. Bunu fiziki olarak sofiler hissediyor biliyorsunuz. Bir çeken sofiler. Gafletsiz olarak. Şimdi ne oluyor? Ayakları yanmaya başlayınca ne yapıyor? Yavaş 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 bırakıyor. Bıraktıkça kalp hürriyetine kavuşuyor. Öyle değil mi? Manevi kalp. Hür olmaya başlıyor artık. Şimdi esaret içinde. Ondan sonra bu esnada çok ciddi yanmalar, ondan sonra ağrılar, birçok zuhuratlar meydana geliyor. Ona göre de saadatlar o sofinin dersini değiştiriyor. Tamam, senin kalbi şeyin bitti. Yani kalple ilgili tedavi süreci. Şimdi diğer latifeleri şeye geçelim diyor. Tedaviye başlayalım. Ruh var, sır var, kafa var. Onların da tedavisi var. Efendim, bu çekme anında kiminin sırtında, kiminin boynunda ağrı ve sancılar olur. Hep o ağrı sancılar ayakları toplayıştandır. Kavsa zaten söylüyor, bunu ben söylemiyorum. Nefis, alt yandaki bütün ayaklarını çekerken göbekte toplar. Hani bir başı göbekte, bir başı iki kaşın arasındaydı ya. Alt taraftaki ayaklarını çekince göbekte toplanır. Sonra zikir çeke çeke en son toplanacağı nokta iki kaşın arasıdır. Hani yumul böceği diyor Gavs Hazretleri, yumul böceği diye bir böcek vardır bilir misiniz diyor. Böyle toplar diyor elini ayağını falan. Böyle yumulur yani. He? Öyle mi? He, doğrudur. Aynı şey. Aynı şey o zaman. Tesbih böceği öyle mi? He, enteresan. Şimdi toplanıyor. En sonunda nerede toplanıyor? İki kaşın arasında toplanıyor. Böylece makamına dönmüş olur. Artık hükmü kalmaz. O sofi böylece nefs-i mutmainneye kavuşur. Kalp tamamen hürriyete kavuşmuş oluyor çünkü. Şimdi kardeşler, sizleri tenzih ederim, ben kendi nefsim için söylüyorum. Esaret altındayız. Esiriz daha yani, tutsak. Kalp tutsak. Onun için arzularımıza hala kulluk ediyoruz. İnsan mutlaka bir şeyin kuludur. Ya Allah'ın kuludur ya da arzularının kuludur. Hazreti Mevlana onun için buyuruyor ki hürriyeti kulluğa taş çatlasa satmam ben diyor. İşte bu manadaki hürriyet. Yani tutsaklıktan kurtarmak gerekiyor önce. Bu neye benziyor? Şuna benziyor. Bir insan düşünün, şimdi belki geçen sene de bu misalleri vermiş olabilirim. Bunu hep yani sizlerle çok şey belki konuşabiliriz ama bu konular çok ehemmiyetli olduğu için geçen sene dinleyen kardeşlerimiz varsa akran herhalesinde belki bazıları ikinci baskı olan şeyler, ifadeler olabilir. Önemine bir daha tekrar ediyorum. Evet. Şimdi ahbırın bir merkep vardır, eşek. Çok faydalı bir hayvandır. Sizin buralarda bilmiyorum. Washington'da pek eşeğe binen yokturdur ama herhalde. Bizim Türkiye'de köylerde köylerde çok binerler. Ondan sonra dağdan odun taşırlar falan. Çok faydalı bir hayvandır yani. Şimdi insan bu merkebin üzerine biner gezerse bu adalettir. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri o hayvanı onun için yaratmış. Üzerine odun sararsanız adalet, fazla yani eziyet vermemek kaydıyla, belli bir şeyi geçmemek kaydıyla. Ama bunun tersini yaparsak, yani mesela biz eşeğe binecek yerde, eşeği biz kendi sırtımıza bindirirsek, bu zulüm olur.
Niye zulüm olur? Çünkü biz bunun için yaratılmadık, eşek de onun için yaratılmadı. Öyle değil mi? Yani eşek bizim sırtımıza binmek için yaratılmadı kardeşler. Biz, o bize hizmet için yani Cenab-ı Hak onu yarattı. Nefis de böyledir, işte o merkep gibidir. Eğer insanın sırtına binerse, bir de insanın böyle gem takıp istediği yere çektiği zaman o tarafa sürecek hale gelirse, o insan ne yazık ki şeydir yani tamamen tutsaktır. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, hani bu bazı böyle çok edebiyat parçalayan, kitap parçalayan hocalar vardır. Büyük laflar ederler, tevhidden bahsederler böyle. Ondan sonra hep siyasi sloganlar atarlar filan. Hatta sofileri bile müşriklikle suçlarlar. Şimdi diyor o hoca, kalp gözü bir açılsa diyor, kendi haline bir baksa, bakacaktı, görecekti ki ya bir domuzun karşısında böyle secde ediyor, o şehveti temsil eder diyor o hayvan, ya bir buyurun sırtların karşısında secde, o da gazabı temsil eder, ya da başka bir şeyin önünde secde ediyor. Bazen ayakta kıyam halinde duruyor, bazen rükû halinde, bazen secde halinde. Domuz bir şey emrettiği zaman onu hemen yerine getirmek için aklını devreye sokar. Onun arzularını yerine getirmek için ne gerekiyorsa o tedbirleri alır diyor. Şimdi bir de bu adam diyor kalkar puta tapanlara diyor yığınla laf eder, kızar. Halbuki bizi, bu adamın yaptığı şey ne? Bu da puta tapışın bir başka şekli yani arzulara tapış yani. Heva ve arzulara tapış işte bu yani. Evet. Onun için şey çok önemli kardeşler yani sonuçta bu tedavi Allah'ın zikriyle oluyor. Nefsi bunca sene büyütmüşüz, şimdi de ayaklarını toplatmak için uğraşıyoruz. Bu nefisle başka türlü baş etmesi yok. Onun için tek terbiyesi zikir ve bir de mürşidi kamili ziyarettir. Yani mürşidin nazarından geçmektir. Latifeler asıl vatanlarına sefer ederler. Virt ile latifeler arş-ı aladaki makamlarına çıkarlar. Nefis yalnız kalır. Şimdi bir sofi mütemadiyen kalbinden dilini damağına yapıştırıp kalp ile Allah demeye devam ettiği zaman kalp dedik ya bir latife-i Rabbaniye arş-ı alaya doğru yolculuğa başlar. Süratle. Hem yani ışığın hızı belki onun yanında karnı gibi kalır. Işık saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor diyorlar. O bile onun yanında kanı gibi kalır. Hele ruhun yanında daha da kanı gibi kalır. Öylesine muazzam bir süratle aşağıya doğru yol alır. Nur hızıyla gider o. Sonra kalp gidince diğer latifeler de tedaviye başlar. Saadatlar ona göre ders verir. Onlar da tedavi oldukça kalbin peşine takılırlar. En sonunda şurada nefis yalnız kalır. Hani buraya toplanmıştı ya. Yapayalnız kalır. Bakar hiç kimse yok. O da onların arkasına takılır, o da gider. Orada sıfatları değişir. Daha önce innen nefsele emmâratun bisû idi değil mi hocam? Şüphesiz nefis kötülükle emreder buyurulan nefis ya eyyetühen nefsül mutmainne yani irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye ey savaşı kazanmış olan, itminana ermiş olan nefs, Rabbine dön. Rabbin senden razı olarak, sen de Rabbinden razı olarak Rabbine dön ayetine muhatap olacak hale gelir. Güzelliği emreden bir nefis haline gelir. Kötülüğü emreden nefis, güzelliği emreden nefs haline gelir. Burada Rabbül Alemin onların sıfatlarını değiştirir. Nefis Müslüman olur daha o zaman. Artık her şeyi Allah rızası için ve isteyerek yapmaya başlar. Böylece şekli insandan hakiki insana, taklidi imandan tahkiki imana geçmiş olur. Evet. Daha önce o kimsenin adı insandı. Şimdi hakikati insan oldu. İnsana gerektir ki
Zikrullah gibi manevi ilaçlara sarılsın. Zikrullah'ın sesi şeytanı kaçırır. O çok korkaktır. Bir ses gelince hemen kaçar. Fakat nefsi emmare öyle değil. İnsandan bir an bile gafil olmuyor. Kedinin fareyi beklerken takındığı tavır gibi sessiz bir şekilde insanın hata yapmasını bekliyor. Ne ibadet yapsa mağrur oluyor. Çok dikkatli, uyanık olmalıdır. Çünkü nefsin gıdası zulmettir. Letaiflerin gıdası ise muhabbet ve nurdur. Muhabbet konusunu inşallah bir fırsat olur da sizinle ayrıca sohbet ederiz. Nefis ancak nefi ispat ile Müslüman olur. Harun kardeş, sen bana hatırlat, vakit doldu mu? Var mı 5 dakika? Tamam. Şimdi kardeşler, kalbin gıdası zikirdir. Günahlar ise şeytanın gıdasıdır. Gavsımız buyuruyor. Kalbini diriltmek ve beslemek isteyen kimse Allah-u Teala Hazretlerinin zikrini çok yapmalıdır. Allah Celle Celaluhu bir kulunu sevmezse, bakın dikkatinizi istirham ediyorum. Ne olursunuz şu cümleyi bir ezberleyelim. Allah Celle, Gavsımız söylüyor bunu. Allah Celle Celaluhu bir kulunu sevmezse onun ağzına zikrini vermez. Siz olsanız verir misiniz? Sevmediğiniz bir insana en gözde şeyi. Diyor ki Allah Teala bir insanı sevmezse onun ağzına, onun kalbine zikrini vermez. Zikir çekmeyen sofi avamdır. Sıradandır yani. Avamdır. Nakşi listesine sadece zikir çeken sofiler yazılır. Evet. Şimdi yani o insanda hani bu cemaatten ayrı bir şey de değildir ama bu cemaatin faziletinin, nakşileri bütün Allah dostlarının kemalatından istifade eder ama nakşilik daha başka bir şey. Hakiki nakşi listesine yazılmak daha başka bir şey. Dünyada 1 milyon yerde hatme yapılıyorsa o 1 milyon yerdeki hatmenin sevabının bir misli de onlardan hiçbir şey eksilmeden sizin hesabınıza geçer. Eğer zikriniz varsa. Bütün cemaatin yaptığı ne kadar hizmet, ne kadar hayır ve güzellik varsa sanki siz kendiniz yapmış gibi ecir ve sevap alırsınız. Bu bir holdingdir kardeşler. Manevi bir holdingdir. Yani bu holdingin ortakları nerede, dünyanın neresinde olursa olsun yattığı yerde kazanır. Gavs Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Hazretleri buyurdu ki, diyor Gavsımız, sofinin nakşibendi olması için en az 5000 virt çekmesi lazım. Ancak virt çektikten sonra nakşibendi olur. Virt çekmeyen kimse hatmeden fayda görür, kendi hatmesinden yani. Onun ecrini alır. Muhip olur. Yani seven bu yolu, bu yoldakilere sevenlerin arasına katılır. Ama nakşibendi olamaz. Nasıl ki bir işçi o gün işe geldiğini bildirmek için karta basıyor. Değil mi? Size çoğunuzda vardır herhalde iş yerinde. Kart bastırma adeti. Burada var mı? Bizim Türkiye'de çok. Ha, yani bugün işe geldim anlamında. O okuyor, okuyucu ki sabah kaçta gelmiş, ne zaman başlamış falan, anında her şey ortaya çıkıyor. Şimdi nasıl ki Gavs Hazretleri ne güzel misal veriyor bakın. Nasıl ki bir işçi o gün işe geldiğini bildirmek için karta basıyor, yevmiyesi yazılıyorsa aynı şekilde sofi de virdini çektiği zaman karta basmış gibi olur. Evet. Sofi kendisi hatmeye girdi ama virdini çekmediyse yalnızca kendi hatmesinin sevabını alıyor. Diğer hatmelerden sevap alamıyor. Eğer virdini çekmişse dünyanın neresinde hatme yapılıyorsa onların hepsinden sevabını alır. Sofi 5000 zikir çekiyor. Rabbül Alemin ona en az 50.000 çekmiş gibi ecir veriyor. En az. 50.000 sebep olana ve tövbe verene, bak mesela diyelim ki Cüneyt kardeşimizin sofi olmasına Burak kardeşimiz sebep oldu, farz edelim. Vesile oldu. 50.000 Burak alıyor. 50.000 Cüneyt Bey alıyor.
50 bin Cüneyt Bey'e tövbe veren vekil alıyor. Ondan sonra en az 5 bin bir çektiği zaman. Sonra Sadat-ı Kiram alıyor. Sonra bütün Sadatların yeryüzünde ne kadar mürşid-i kamil varsa onların hepsinin ecrini Hazreti Resulullah alıyor aleyhissalatü vesselam. Böyle silsile yolunda şeklinde devam ediyor. Hem devamlı yani. Şimdi eğer Cüneyt kardeşe biz tövbesine biz vesile olmuş olsaydık tamam başka bir şeye gerek kalmadı. Hayatımızın sonuna kadar yan gelip yatabilirdik yani. O çeker biz kazanırdık. Evet. Şimdi 50 bin sebep olana ve tövbe verene 50 bin bize, 50 bin seydamıza, 50 bin gavsımıza veriyor. Yani en az. Bu ta böyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gidiyor. 2-3 dakikamız var mı? Her fırsatta kalbinizi zorlayın. Yatarken, otururken, kahvaltıyı beklerken dilinizi damağınıza yapıştırın. Yani ders olarak çektiğiniz bir din haricinde sayı tutmadan ve dilinizi de oynatmadan Allah deyin. Mesela evde oturdunuz, kahvaltıyı bekliyorsunuz. Boş durmayın diyor Gavsımız. Yani dilinizi damağınıza yapıştırın, tam gözleriniz açık olsun. O ders hariç, dersin haricinde yani. Kalbinizi zorlayın, Allah dedirtmeye çalışın. Dilinizi de oynatmadan, kalbinizi Allah dedirtmeden. Bir müddet sonra kalp zikre geçer. Gavsımız diyor ki, kalp bir çocuk gibidir. Kalbe ne öğretirsen o da onu söyler. Hani yeni dillenen çocuğa nasıl ki mama, baba demeyi öğretiyorsan, kalbe de Allah, Allah demeyi öğretmen gerekir. Onun ağzının olduğunu düşüneceksin ve Allah dediğini düşüneceksin. Allah demeye zorlayacaksın. Çok değil, 3 ay, 5 ay sonra kalbin Allah demeye başlayacaktır. Çalışacaktır yani. Gayret etmek lazım. Kalbi daha sağlığındayken o son nefeste Allah demeye alıştırmak lazım. Burası çok önemli. Bakın, kalbi daha sağlığındayken o son nefeste Allah demeye alıştırmak lazım. Ölüm anında akıl baştan gider kardeşler. Hiç kimsenin aklı başında olmaz. Ölüm anında kalp ne söylüyorsa dil de onu söyler. Şimdi kardeşler, ölümün en basit şeklini her ne kadar hiç daha önce tatmadıysak da kitapların anlattığı kadarıyla anlatmaya çalışalım. Bir çuval yün düşünün, koyun yünü. Onun içerisine bir çuvalda deve dikeni derler, şu pıtrak. Bilir misiniz? Ondan karıştırın. Karıştırdıktan sonra o dikenleri tek tek ayıklayın. Nasıl çıkar? Evet, her birisi. Darmaduman olur. Darmaduman olur. İşte bütün hücrelere kadar gelişmiş olan ruh-i insani de çıkarken insanın da akıl makıl kalmaz. Akıl baştan gider. Bir nevi bir şok hali geçirir. Ve bir tek şehitler hariç yalnız. Şehitler ölüm acısını sadece böyle bir sinek ısırması kadar hisseder diyor. Cenab-ı Hak inşallah cümlemize şehit olarak son nefesimizde ölmeyi nasip etsin inşallah Teala. Şimdi o anda insan hararetten yanar. Dünyanın bütün ırmaklarını o adamın ağzına bağlasanız yine de harareti sönmez. Akıl da baştan gider. Şok hali şey yapar. Yani nasıl bir trafik kazası geçiren bir insan, en azından en basitini söyleyeyim yani, bir şok hali geçirirse ölüm de böyledir. Allah bize kolaylaştırsın inşallah Teala. Şimdi bu durumdayken ölüm anında kalp ne söylüyorsa dil de onu söyler. Benim bir akrabam vardı. Çok dehşetli şey olmuştu. Yani hastanede yatarken komadaydı. Artık gidiyor diye bekliyorduk biz. O koma halindeyken şey diyor, tabircilik yapıyordu normal zamanında. Diyor 13-14'ü ver diyor. Tamam mı? Yani anahtar var ya şu 13-14 hani şeyi bir de sıkmaya yarayan. Şu amortisörü getir diyor. Şimdi şuur altında kalpte
o yaptığı iş var. Bir başkasının ne var? İşte karısı var. Bir başkasının çocuğu var. Bir başkasının makamı var. Bir başkasının altını gümüşü var. Bir başkasının da Allah var Celle Celaluhu. Sofinin de kalbinde Allah var. Ne varsa onu söylersiniz orada. Orada erkeklik bitti. Artık kalpteki konuşuyor. Hani ben ya gelirse ben söyleyeceğimi biliyorum. Yok, onu sökmez orada. İnsan aklı başından gider. Şimdi Gavs Hazretleri öyle bir ölüm anında kalp ne söylüyorsa dil onu söyler. Sağlığında bir insanın çocuğuna çok muhabbeti varsa kalbi de devamlı çocuğunu söyler. Ve ölüm anında akıl başta olmadığı için dili onu söyler. Aynı şekilde karısına muhabbeti varsa son anında karısını söyler. Efendim ancak kalp Allah derse dil de Allah'tır. Akıl başta olsa şehadet getirir. Kelime-i şehadet getirir, tekbir getirir ama akıl başta olmayınca kalp ne söylüyorsa dil de onu söyler. Bunu da hayattayken yakalamak lazım. Vallahi Sofya sizi bilmem ama kurbanım benim başımdan bir geçti. Nasıl geçti? Ta çok uzun yıllar önce bir arkadaşın motosikletine binmiştik. Bundan 20 sene geçti yani. Belki 30 sene oldu bilmem. Motosiklet ben arkasındaydım. Sonra bir sarhoş adam çıktı karşıdan. Uzun farları yaktı. O çocuğun herhalde gözünü aldı. Sağ tarafta da karayolları böyle yığmış, kum yığmış. Gitti oraya motosikletinden süratle vurdu. Vurunca, kuma bindirince yolun en sağındayken o yolu açtı, öbür taraftaki tarlaya düştü. Ama orası toprak bir zemindi yani. Onun düştüğü yer daha yumuşaktı. Ben de düşmüşüm. Asfaltın ortasına düşmüşüm. Şimdi hatırlıyorum, elhamdülillah bu kapının bereketi bakın. Yani saadatların çorbasının himmeti, bereketi yani himmeti. Hatırlıyorum, diyorum şimdi ben kendimi öldüğümü zannediyorum. Şimdi diyorum Münker Nekir Hazretleri gelir, sorgu suale başlar. Bir prova yapayım bakayım acaba söyleyebiliyor muyum diyorum yani şimdi. Kendimi şehadet getirmeye çalışıyordum böyle hatırlıyorum yani. Bu da yine elhamdülillah bu kapının bereketi yani. Bu büyüklerin himmeti eğer bu kapının çorbasını içmemiş olsaydık belki onu da söyleyemezdik orada. Şimdi insan yani o anda neyse kalp neyle meşgulse o anda onu söylüyor. Eğer kalp Allah diyorsa, kalp Allah'ın zikriyle meşgulse son bir kere daha Allah diyeceksin, geçeceksin öbür tarafa, bitti. Bu kadar basit. Kolay. İş rahat. İşte onun için diyor Gavs'ımız, bunu da hayattayken yakalamak lazım. Bakın son nefeste imanla gitmekle alakalı bu mevzu. Öyle basit bir mevzu değil. Dikkatinizi çekerim. İmanla gitmekle alakalı. Onun için virt ve zikir çok önemli. Cenab-ı Hak inşallah hepimize hakiki virt, zikir nasip eylesin. Bizi hakikatine ulaştırsın inşallah. Teala.